Efendim arkamda gördüğünüz fotoğrafa, bu fotoğrafa iyi bakın. Hiçbir kareye bu kadar gözyaşı akmadı. Yaklaşık bir ay önceydi. 9 maden işçisi sabah mesaisi sonrası bu pozu verdi ve son günleri olduğunu bilmeden hepsi çalışmaya devam etti. 14 Ekim akşamı yaşanan o korkunç patlamada 7'sinin hikayesi de kötü sonla bitti. Biri hastanede ve sadece vardiya şefleri hayatta. Aslında onun da kalbinin yarısı arkadaşlarıyla birlikte toprak altında. Hiçbirimizin aklından geçmezdi. Yani bir şey zor gerçekten. Oradakiler hep benim yani omuz omuza çalıştığım kişilerdi. Abi kardeş gibi çalıştık. Ama o facia abiyi kardeşten, evladı babadan, canı ciğerinden ayırdı. Bu fotoğraftan geriye bakanı ağlatan acı hatıralar kaldı. Bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Genç arkadaşlarımızdı, hepsi gençti. Evli olan vardı, yeni evlenecek olan vardı, işte sözlü olan vardı, çocuk bekleyen var, nişanlı olan vardı. Hepsinin bir hikayesi vardı. Kimi baba, kimi damat olacaktı. Madendeki patlama 41'ine de aynı kötü sonu yazdı. Oradakiler hep beraber aynı yerde solduk, aynı yemeğe içtik. Zor, zor yani. Yani anlatması zor. Yıllar önce bir madenci aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin demişti. Maden yoldaşları yine ekmek parası uğruna yerin altına girdi, sabaha kadar çalışıp bu pozu verdi. İşte bu fotoğraf maden faciasının sembollerinden biri haline geldi. Çünkü o gülen yüzler facia sonrasında bir bir soldu. Ocağa girip ocaktan işimizi bitirip çıktıktan sonra en mutlu anımız oluyor. O fotoğraftaki 7 kişinin can verdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı karede zarar görmeyen tek kişi vardı. O da vardiya sorumlusu Gürkan Yıldırım'dı. Acımız çok büyük. Amasya'da zaten şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Kimsenin böyle bir şey aklının ucundan dahi geçmiyordu yani. Ama akıllarına gelmeyen başlarına geldi. Yaklaşık bundan bir ay önce falan çekildi. O işte o sabah işten çıktığım zaman işte bir anı olsun diye hani hep beraber otururken çekelim dediler. Çektik. Cevap verme zaman. Ağlar yalnızlığına. Sonra hepsi evlerine gitti. Çizmelerini, ellerindeki, yüzlerindeki kömür karasını çıkardı. Hepsi ömürlerinin son bir ayı olduğunu bilmeden hayallere daldı. Murat Öztan arkadaşımız nişanlıydı, evlenecekti. Bu arkadaşım da sözlüydü. Evlenecekti, nişan yapacaktı. Yeni hemen yanımdaki İzzet amirimiz. Bu da işte evliydi, çocukları vardı. Ali Doğru zaten bundan 2 hafta sonra çocuğu olacak. Hanım hamile, bunun haricinde 2 tane daha çocuğu var. Yani annesine, babasına, ailesine o bakıyordu. Ailesinin her şeyle o ilgileniyordu Ali Doğru. Mesela Yasin Çelik, yani bunlar hep güzel arkadaşlardı. O güzel arkadaşlar o güzel atlara binip gitti. Kurtulabilenlerin kalbinden bir parça da onlarla birlikte toprağa girdi.